Tamam Batu, sana bir soru. Stadyumlarda, basketbol, voleybol vesaire tüm spor müsabakalarında binlerce kere çalınmış, böyle yüz binlerce insanın beraber söylediği, hatta Donald Trump'ın da 2016'da başkan adaylığı kampanyasında kullandığı şarkı hangi koyun şarkısıdır? Direkt aklıma şey geldi, Champions şarkısı geldi. Valla? Evet. Hayır, erik dolu. Hadi ya falan. <laughs> Ankara'dan binlerce evet, evet. şu an. Bu iğrenç espriyi de bütün gün kendi kendime yapıp gülmüştüm. Koko. <laughs> ko. Tabii ki bir yerde Champions <laughs> Bravo. Helalsin. Evet şimdi yine hayatımdaki en önemli gruplardan bir tanesi olan Queen'in We Are The Champions'ını analiz edeceğiz bugün. Ama biraz daha kelimeler ve yani özellikle idiomlar üzerine yoğunlaşacağız. Ve siz de bu birazdan kullanacağımız, üzerine konuşacağımız idiomları konuşmanıza direkt katıp cool görünebilirsiniz ve kelime dağarcığınızı da genişletmiş olursunuz. Neden idiomlar üzerine yoğunlaşacağız? Çünkü idiom demek yani değiş veya deyim anlamına gelen bir kelime idiom. Bu şarkıda gani ile gerçekten de günlük hayatta kullanabileceğimiz idiomlar şarkının içinde çok güzel bir şekilde Freddie Mercury tarafından yerleştirilmiş. ki ben de defalarca kere listening ya da işte e, vocabulary derslerimde keyifle kullandım bu şarkıyı. Queen'in 1977 çıkışlı News of the World albümünde yer alan ve belki de dünyada en çok bilinen şarkılardan biri olan We Are The Champions aslında bir galibiyet marşı ve az önce de söylediğim gibi binlerce spor müsabakasında da kullanılmıştır. Sözlerinin tamamını kendisini anlatırken yani sıfatların yetersiz kaldığı gelmiş geçmiş en iyi şarkıcılardan, bestecilerden, en iyi frontmanlerden bir tanesi olan Freddie Mercury yazmış ve bir röportajında da sözleri yazarken aklında futbol olduğunu söylemiş. Tabii ki sadece futbol düşünerek yazmamış Majesteleri Her Highness. Aynı röportajda bu şarkının kendisinin My Way olduğunu, hani Frank Sinatra My Way var ya I did it my way olduğunu da söylüyor. Yani kendisinin ve Queen'in müzik kariyerlerinde ne kadar büyük zorluklar yaşadıklarını ve nasıl bedeller ödediklerini de anlatıyor. Zaten bu şarkının bu kadar popüler olmasında, bir marş haline gelip insanlar tarafından bu kadar özdeşleştirilebilmesinde de herkesin bu şarkıda kendi hayatlarından bir şey bulabilmesinin payı çok büyük. Ayrıca Şarkının bu kadar çok dinlenilmesi ve sevilmesiyle ilgili şöyle ilginç bir bilgi de vereceğim. 2011 yılında Goldsmith University of London yani Goldsmith London Üniversitesi'nde bir doçent şarkının öğelerini, melodik dizisini vesaire inceleyerek bir araştırma yürütmüş. Ve şarkının gelmiş geçmiş en catchy, keçi değil. Yani akılda kalıcı, dillere pelesenk olucu şarkı olduğuna karar vermiş bu bilim adamı sözlere gelecek olursak. İlk verse'te üç tane idiom yani demiştik ya deyim var. Birincisi pay your dues. Aslında bildiğimiz hani aidat ödemek, fatura ödemek vesaire gibi çevrilebilecek olan bu kalıp mecazi olarak bir başarıyı elde ederken ortaya koyulan çalışma, efor ve fedakarlıkları ifade etmek için de kullanılıyor ki Mercury de burada öyle kullanmış yine çok benzer bir anlamda kullanılabilecek olan bir idiom daha. Do your sentence. Yani ceza yatmak, ceza çekmek. İlk verse'de Mercury, I've done my sentence diyor. Ve orada da yine başarılı olmak için gereken bütün fedakarlıkları yaptığını anlatıyor. Ve arkasından da but committed no crime. Yani aslında ben bir suç işlememiştim, cezamı çektim ama bir suç işlememiştim, bir suça teşebbüs etmemiştim diyor. Commit a Crime kalıbı hem bir suça teşebbüs etmek hem de bir suç işlemek anlamında kullanılan ve oldukça yaygın kullanılan bir kalıp. Ee, bu arada Batucum araya kaçan sesler olabilir duyuyorsundur sen de. Ee, stüdyomuzun prova odası en alt katta olmasına rağmen basları çok güzel bir şekilde kolonlardan yukarıya iletebildiği için bir basçı olarak bunlar çok keyif alıyorum. Yani ders yaparken falan <laughs> Kat evet. Ve yine bu version sonunda Mercury but I've come through diyor. Come through da bir phrasal verb. Phrasal verb ne demek? Phrasal verb demek bir fiil yani bir verb ve bir preposition yani bir edatın birleşerek çoğu zaman kendi anlamlarının dışına çıkıp yeni bir anlam oluşturdukları kalıplar phrasal verbler. Mesela en yaygın hayatta, bunlar hayatımızda en çok kullandığımız dizilerde, filmlerde en çok göreceğiniz işte get up, put on, hang up, get off gibi işte binmek, inmek, uyanmak falan anlamına gelen kalıplar. Hani böyle dizi veya film izlerken ya burada ne diyor falan deyip kafanızın karıştığı yerler var ya o kafa karışıklıklarının benim gözlemlediğim büyük bir kısmına bu phrasal verbler sebep oluyor. Çünkü günlük konuşmada inanılmaz yaygın kullanılırlar ve eğer kelime dağarcığınızı çok iyi bir seviyeye getirmek istiyorsanız, konuşma kalitenizi, içeriğini iyileştirmek istiyorsanız mutlaka phrasal verb'leri çalışmalısınız. Benden söylemesi. Come through da bir şeyin üstesinden gelmek anlamında kullanılan yaygın bir phrasal Ve Mercury burada bütün bu engelleri ben aştım, aştık ve üstesinden geldim anlamında kullanıyor. İkinci borsa baktığımızda yine dört tane çok tatlış idiomatik kullanım yani deyimsel kullanım görüyoruz. Bunlardan birincisi, I've taken my bows and my curtain calls cümlesi. Bu cümlede reis selamımı verdim, performansım bitti ama yeniden sahneye döndüm, alkışlandım diyor. Take a bow bizde reverence olarak, reverence yapmak olarak geçen ve genelde sahne sanatçılarının eğilerek seyirciyi hani şu şekilde selamlaması olayıdır. Freddy Tomtish'in de burada yani bu dörtlükte neredeyse tamamen seyircilerine sesleniyor. Ve her şey için teşekkür ediyor. Bir nevi beni sizler var ettiniz durumu bir seyirciye saygı duruşu niteliğinde buradaki sözler. Bu dizedeki diğer bir önemli idiom da but it's been no bed of roses dediği yer. Yani bunu Türkçe'ye çevirirken ki Yasir Değerlezi'nden de hatırlarsınız. Hani bu yol güllerle dolu bir yol değildi. Veya işte bir gül yatağı yatak derken yatılan yataktan bahsetmiyorum yani. Güllerin ekildiği yer öyle güzel bir alan değildi şeklinde çevirmem ben. Kimse çevirmez. Hiçbir profesyonel çevirmem bunu yapmaz. Kafamda bununla en iyi uyuşan Türkçe deyim altın tepside sunmak olarak geliyor. Yani Mercury burada Kimse bana bu başarıyı altın tepside sunmadı. Ben söke söke aldım diyor. Evet, videonun sonuna geldik tabii ama e, öğretmen hastalığı, mesleki deformasyon kusura bakmayın. Yine söylemeden geçemeyeceğim. Deyimleri vesaire anlamaya çalışırken benim nacizane tavsiyem. Kelimelerin tek tek anlamlarına odaklanmak yerine bütününde yatan mecazi anlamaya çalışmalısınız. Ya yani bütününün anlamı ne? Ne anlamı geliyor? Ona odaklanırsanız hem daha çabuk öğrenirsiniz hem de öğrenmeye çalıştığınız dilin mantığına daha çabuk aşina olursunuz ki bu da yine öğrenme sürecinizi katlanarak hızlandıran bir durumdur. Evet Batu bitiriyoruz mu? Karartmayacağım konuşmuyor mu ben de küstün mü? Karardım çoktan değil mi? Çoktan. Çok Allah kahretsin.